Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben kitap bağımlısı Gülşah. Bugün sizlere Hasan Ali Toptaş'tan Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı kitabı anlatacağım. Bu kitap Everest yayınlarından çıkan bir kitap. Benim de ilk Hasan Ali Toptaş okuduğum kitap. Yani hangi mecrada Hasan Ali Toptaş'la ilgili bilgi edinmek istesem hep övgü dolu sözler var. Ama ne yazık ki bunda çok küçük bir ayrıntı var. Hani bu kadar övgü dolu sözlere rağmen evet kesinlikle bir okuyucu kitlesi var ama yani çok sığ kalmış bence. Daha da fazla insan okuyabilir, daha da çok insan tanıyabilir, daha da çok insan bu yazarın farkına varabilir. Ben o yüzden üzüldüm açıkçası. Ama Hasan Ali Toptaş yani gerçekten okunmaz, yani anlatılmaz yaşanır bir yazar. Ben şimdi sıraya koydum. Bütün kitaplarını okumak istiyorum. Bence Ben Bir Gürgen Dalıyım'la başlamak da benim için çok doğru bir karar oldu. Çünkü bu büyüklere yazılmış bir masal kitabı. Ya aslında çocukların yani 12-13 yaşından itibaren çocukların da okuyacağı bir kitap. Ama kim demiş ki büyükler masal okuyamaz diye. Ben çok keyifle okudum bu kitabı. Ben Bir Gürgen Dalıyım'da hikaye şöyle başlıyor. Bir ormanda bir gürgen ağacı var. Ve ne yazık ki ormana baltalı kötü adamlar geliyor. Ve sırasıyla bütün ağaçları kesiyorlar. Ağaçlar da kendi aralarında konuşuyorlar, hayaller kuruyorlar. Adamlar geldiklerinde üzülüyorlar, hangisine sıra geleceğinin endişesini yaşıyorlar. Sonra acaba kesildiklerindeki işte bir beşik olup üstünde bir sürü bebeğin büyüyeceğini hayalini kuran var. Kimi işte bir hapishanede bir kapı olursam hep mahkumları göreceğim diye üzülüyor. İşte kimisi diyor ki ben tuvalet penceresi bile olmam. Kimisi masa olmak istiyor. Hepsinin böyle umutları, hayalleri, hayal kırıklıkları, endişeleri var. Ama Ben Bir Gürgen Dalıyım da bir ağacın anlatımıyla o kadar naif, o kadar güzel, o kadar umut vadeden, o kadar hüzünlü bir hikaye ki olaylar bu şekilde giderken bir gün bu zavallı Gürgen Dalı'nı kesmeye geliyorlar. Gürgen Dalı'nı kesiyorlar ve Gürgen Dalı hayal ettikleriyle umdukları o kadar farklı oluyor ki yani bunu anlatırsam bu kitabı okumak istemezsiniz büyüsü kaçar. O yüzden bu kadar ayrıntı vermeyeceğim. Yani o kadar hayal kırıklığı yaşıyor ki ve bu kitabı okumadan kimsenin aklına gelemeyecek bir nesne yapıyorlar o Gürgen Dalı'nı. Yani ne bir masa oluyor, ne bir kapı oluyor, ne bir tabut oluyor. Yani ne bir hapishanede pencere oluyor. Yani hiç hayal edemeyeceği bir durum söz konusu oluyor. Ama sadece bu kitapla ilgili şöyle bir eleştirim olabilir. Hasan Ali Toptaş öyle bir yerde bitirmiş ki, yani ben böyle bir yerde bitmez dedim. Çünkü daha devam edebilirdi. Ben sonrasında ne olacağını, yani tamam kafamda hayaller kurdum, düşündüm, taşındım ama açıkçası onun dilinden de okumayı çok isterdim. Belki Gürgen Dalı'nın geri kalan hikayesi diye bir kitap daha yazar ya da sonrasında ne olduğunu bize anlatır. Yani benim için Ben Bir Gürgen Dalıyım. Sevdiğim insanlara hediye edebileceğim bir masal kitabı niteliğinde. Gerçekten ben bu masal kitabının özellikle büyüklerin okumasını isterim. Ben hep böyle masal kitaplarında kendimi hep kıssadan bir hisse çıkartmaya özen gösteririm. Yani yazarın anlattığı farklı olabilir ama bu kitaptan benim anladığım bence evet insan umutları olmalı, hayalleri olmalı, istekleri olmalı ama biraz da beklentilerimizi çok yükseltmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü sonra çok büyük hayal kırıklıklarına uğrayabiliriz. Biraz da hayatın bize getirdiği şeyleri kabul etmeliyiz sevgiyle, sabırla. O yüzden benim Hasan Ali Toptaş'ın Ben Bir Gürgen Dalıyım'la ilgili anlatacaklarım bunlar. Ama tabii şöyle de bir durum var. Bu kitabı okuduktan sonra evimdeki masaya, İşte kütüphaneme, işte kitaplığıma, işte ne bileyim sehpama böyle daha farklı bir kafa yapısıyla bakmaya başladım. Şey diye düşündüm. Acaba şimdi benim evimde mutlular mıdır? Acaba ne hayal kurdular da buraya geldiler diye. Eminim siz de bu kitabı okuduktan sonra evinizdeki ağaçlara yani ağaçtan yapılmış nesnelere böyle davranacaksınız. O yüzden bu kitabı herkese şiddetle tavsiye ederim. Mutlaka okunması gereken bir kitap. Benim bu kitapla ilgili anlatacaklarım bunlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, altına yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.